Evet, herkese yepyeni bir güne selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün sizlere bu yeni atanan arkadaşlarımız için bu maaş durumu, promosyon durumunu biraz ele alacağım. Çünkü bu konuda çok sorular alıyorum böyle. En azından konudan netleşsin, daha hani belirginleşsin diye bir video çekmek istedim. Sizin de merak ettiğiniz veya sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ben de eline geldiği kadar ve kendi bilgim olduğu kadarıyla sizlerle paylaşacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar öncelikle diyelim ki atandınız, hayırlı olsun. Örnek veriyorum ki herhangi bir ayın gününde, örnek biz Haziran'da olduğumuz için bir örnek olsun diye anlatıyorum. Ayın 5'inde göreve başladınız. Aktif olarak ayın 5'inde göreve başladınız. Ve unutmamanız her ayın 14'ünün 15'ine bağladığı gece maaşlar yatıyor. Tabii çoğu artık tek kalemle yatmıyor. Farklı farklı kalemlerle yatıyor ama genel olarak maaş olarak anlattığım için ayın 15'ine maaşlar yatıyor. Siz ayın 5'inde işe başladığınız için aktif olarak ayın 5'inden tut ayın 15'ine kadar bu zaman dilimindeki çalışmış olduğunuz süre zarfındaki ücretler ayın 15'inde maaşla birlikte yatıyor. Yani sizin ilk alacağınız ücret yani maaşınız ayın 15'inde ilk gelecek. Ayın 15'inde ne kadar gün çalışmışsanız onun ücreti artı maaşınız yatıyor. Siz 10 gün mü çalıştınız? 10 günün ücreti neyse işte hani maaştan işte hesaplanarak size yatıyor ve o anki ayın 15'indeki tam maaş dediğimiz maaşınıza, ham maaşınıza yatıyor. Burada herhangi bir inşallah anlaşılmayan bir konu yoktur. Yani kısaca bir özet geçiyorum tekrardan. Çalıştığınız gün kadar yani ayın 15'ine kadar ki ne kadar gün çalışmışsınız artı ham maaş yatıyor ilk ayın 15'inde. Başka promosyon. Promosyonlar önce promosyon nedir? Promosyonu biraz açıklayayım. Şimdi artık maaşlarımız banka aracılığıyla ödendiği için işte bankalarda işte bu maaşlarımızdan bir tasarruf bir şeyler yaptığı için böyle bankaların bize ödemiş olduğu bir promosyon belli. İşte hani şeylerle birlikte hani bilmem 3 yıllarına işte şey yapılan bir ödemedir. Bu da zaten Sağlık Bakanlığı'nın net şeyi belli. İşte diğer kurum kuruluşlarınki belli böyle. Bunları net tarihi belli değil. Yani siz atandıktan sonra hemen veriliyor diye bir kayda yok yani net bir şey değil. Çünkü ben ilk göreve başladığımda bana da 4 ay sonra yattı ve tam yattı. Yani örnek veriyorum ki o zaman 5000 gibi bir meblağdı o zaman. İşte herkese 5000 yatmıştı. Yani benden önce çünkü sözleşme imzalamıştı ve herkes yatmıştı. Ben atandıktan 4 ay sonra bana promosyon yattı ve promosyon tam yattı. Ha bundan sonraki promosyon ne olur? Mesela bizim kendi kurumumuzun bir 30.000 gibi bir meblası var. Bu işte hani sonradan yerleşen, sonradan atan arkadaşlarımıza aynı 30.000 mi yatar mı onu şu anda net ben de bilmiyorum. Ama bilmeniz gereken er ya da geç size ödenecektir. Ama bu hemen değil yani birkaç ay sürebilir. Tahminim 4-5 ay içerisinde yatacaktır. Bunlara da değindikten sonra bu sağlık teknikerliği, ben kendim bir sağlık teknikerci olduğum için maaş konusuna da değineceğim. Şimdi sağlık teknikerlerinin maaşlarına değineceğim ama değinmeden önce kendim bir üniversite hastanesinde çalıştığım için üniversiteyle KPSS ile girmiş yani bir sağlık memuruysanız gerek üniversite hastanesinde gerek de devlet hastanesine ilk atanan kişi olarak diyorum aldığınız maaşlar aynı. Şu anki maaşlarımız 3 kalemde yatıyor. Tabii bize İşte hani biz nöbette mesailere kalmadığımız için onları karıştırmıyorum. Maaş dediğimiz bir durum var. Tek kalemle ayın 14'ün 15'ine bağlayan gecede yatan bir maaşımız var. Bu işte hani 14.000 küsür bir şey. Şu anda vergilere girişte 14.000'di. Şu anda yani yatan sağlık teknikerlerine, ön lisans sağlık teknikerlerine sözleşmeli olarak 14.000 yatıyor yani 14.100'lerde bir şey. Ondan sonra bir teşvik ödeme var. Teşvik ödeme nedir? İşte teşvik ödeme de sağlık teknikerleri yani biz yani kendi aldığımız böyle o da 800 küsür bir şey. Bir de taban ek ödeme var. 3 kalem yani 3 kalem dedik ya maaş, taban ek ödeme ve teşvik ödeme. Taban ek ödemede ise burada zaten bütün sağlık tekniklerini aynı yatıyor diyebiliyorum. Burada 1100 küsür bir durum, yani topladığımızda 16 gibi bir marj söz konusu oluyor. Ha işte örnek görüyorum ki mesaiye kaldınız, nöbete kaldınız, onların ücretlendirmesi de ayrı bir kalemde yatıyor. İnşallah kafanıza herhangi bir soru işareti kalmamıştır. Ha, bakalım Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilere ne kadar zam geliyor? Tabi belli değil. 22.000 bir hükümetin vaadi var, en düşük memur ücreti. Tabi o da şey yapıyor. Tabi bu saydığım da aynı zamanda bekar, işte sendikasız, bir de 4 ayda bir şey yapılan sendika ücreti ya o da veriliyor. Onlara da ayrıca şey yapması gerekiyor. Zaten Temmuz ayında onun da ödemesi yapılacak. Başka yok, yani başka bir durum husus yok. Maaşlar, promosyonlar bu şekilde. İnşallah kafanızdaki soru işaretleri gidermişimdir. Başka da bir şey yok. Sağlık Bakanlığı'nın güle güle kanı. Allah'a emanet olun inşallah.